أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله ونحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله رب وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Evet kardeşlerim, Allahu Teala nasip ederse bugünkü ders konumuz Allahu Teala'ya nasuhi, tövbe etmek, tövbenin anlamı, tövbenin önemi, tövbe etmeyen bir Müslümanın kıyamet günü Allahu Teala'nın nezdinde durumu üzerine duracağız. Çünkü gerçekten biz bulunduğumuz bu toplum, yani bu toplum derken Türkiye toplumu, İslami hassasiyetleri zayıflaşan, Allahu Teala'ya karşı sorumlulukları gittikçe kendince yitirilen, insanların dünya meşakkatleri peşinde koşarken Allahu Teala'ya kalu belada verdikleri sözleri unutan, helal ve haramları bile bir müddet sonra göremeyen, hatalara dalan, günahlar içerisinde bir bataklığa düşmüşçesine debelenen bir topluma dönmüş durumdayız. Onun için tövbe konusu da çok önemlidir. Müslüman bir insanın tövbeye bakışı ne olmalıdır? Çünkü gerçekten Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de ayetlerde de açık ve net olarak müminlerin vasıf ve niteliklerini verirken, onlar otururken, onlar yatarken, onlar uzanırken, onlar şöyle yaparken, onlar böyle yaparken de sürekli tevekkül eder ve derler ki Allahu Teala bu gökleri ve yeri boşuna yaratmadı. Allahu Teala bu bizi boşuna yaratmadı. Allahu Teala şunu boşuna yaratmadı. Rabbi üzerine, Rabbinin yaratması üzerine, Allahu Teala'nın varlığı üzerine ve ona teslimiyet üzerine tevekkül ve düşündüklerini ayet-i kerimeler mealen dile getirir. Aynı keza biz de Müslüman insanlarız. Allahu Teala'ya kesinlikle inanıyoruz. İslam'ın hak olduğuna inanıyoruz. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a kanaatimiz, imanımız var. Gelelim ki iş amele ve ibadete Allahu Teala'ya kulla ve İslam'a hizmete gelince pasif, gevşek, İslami sorumlulukları ve hassasiyetleri yerine getirmeyen insanlar ortaya çıkıyor. Doğal olarak bizim de birbirimize sürekli nasihat etmemiz gerekiyor. Çünkü ed-dinu nasiha, sahih hadistir, Nebi Aleyhisselatü Vesselam din nasihattir, öğüttür, vaazdır diyorlar. Ya Resulallah kime diyor ki Allah'a, Resulüne, meleklere, insanlara, liderlere, yöneticilere, yani fark etmez istisnasız bütün Allahu Teala'nın akıl ve irade verdiği varlıklar için din nasihattir. Yani bunun manası insanın tevekkül etmesi, düşünmesi, hataları üzerine kendisini bir muhasebeye tabi tutarak geçmişini ve ileriki süreçleri bir göz önüne getirmesi gerekiyor. Ama daha önemli olan bir konu, biz sürekli haramlar işliyoruz. Allahu Teala da insanın kendi nefsini temize çıkarmaması konusunda açık ve net olarak ayetlerde uyarılarda bulunuyor. Bizi uyarıyor ve sürekli diyor ki siz diyor beşersiniz, hatalısınız, yanlışsınız, yanlışlar yaparsınız, Rabbinize verdiğiniz sözünüzü tutarsınız ama Allahu Teala gene sizler için bir tövbe kapısı yaratmıştır ve onu da kıyamete kadar, insanın ölümüne kadar, kıyamet saatine kadar açık tutacağını, kim de nasuhi olarak samimi bir şekilde Allahu Teala'ya dönerek pişmanlığını ortaya koyarsa mutlak Allahu Teala'nın onu affedeceğini de Kur'an ayetlerinde açık ve net olarak bildiriyor. Yani Allahu Teala kim ne günah işlerse işlesin, şirk de dahil olmak üzere şu dünya hayatı içerisinde tövbe ve istiğfar edip o batıldan döndüğü andan itibaren Allahu Teala'nın onu affedeceğini dilerse her günahını affedeceğini, her türlü günah, yani bizim çirkin gördüğümüz, çirkef gördüğümüz, aşağıladığımız, hakir gördüğümüz, yani ne derseniz deyin Allahu Teala dilerse affedeceğini ve affetme konusunda da kapısını sonuna kadar açık tuttuğunu söyler. Hatta Muhammed Aleyhisselatü Vesselam şeytanın hile ve destelerini bildiği için şeytanla alakalı ne diyor? Diyor ki şeytan insanı neye iter? Mesela bazen biz günah işleriz, haramlar işleriz, belli yanlışlarımız olur. Şeytan gelir der ki ya sen ne tövbe ediyorsun? İkide bir tövbesini bozan, ikide bir dönen, ikide bir kıvıran, ikide bir nefsi peşinde koşan bir adamsın. Yani sen sözünün eri bir adam değilsin. Onun için boşuna tövbe etme. İşte Nebi Aleyhisselatü Vesselam onun için sahabeye diyor ki eğer diyor siz hiç günah işlemeyen, hiç hata işlemeyen bir topluluk olsaydınız Allahu Teala sizi kaldırır, yeryüzünden silerdi, yerinize gelen ama tövbe eden bir topluluk yaratırdı diyor. Yani burada aslında Nebi Aleyhisselatü Vesselam bize şu mesajı veriyor. Biz insanız, biz beşeriz, biz hatalıyız, biz bazen yanılırız, bazen nefsimiz bize galip gelir, bazen dünyanın meşakkatli sıkıntıları, bazen dünyanın sorunları bize galebe çalar, bizi Rabbimizden, inancımızdan, maneviyatımızdan, dinimizden uzaklaştırabilir. Ama her ne olursa olalım,
Gene Allahu Teala diyor ki geri gel. Neye gel? Tövbe ve istiğfar ile, nasuhi bir dönüşle Rabbine dön ki Allahu Teala seni kıyamet günü utandırtmasın, rahmetiyle seninle muamele etsin. Onun için bu çok önemli bir şey. Aslında insanın Rabbi ile muratip olması, yani rabıtasını koruması burada çok çok nettir. Kişi, biz mesela İslam dinine mensubuz, biz Hristiyanlar gibi din alimlerini Rabler edinip onların bizim günahlarımızı çıkarma vasfını vermiyoruz. Biz direktmen nesuhi tövbemizi Allahu Teala'ya ediyoruz. Direktmen her şekilde Allahu Teala iltica ediyoruz. Ona istiğfar ediyoruz. Allahu Teala tövbeye davet ettiği zaman bana dönün diyor. Yani tövbede bana dönün diyor. Onun için mesela tövbe kavramı da çok önemli bir mesele. Çünkü günümüz Müslümanların hata işleyip bir müddet sonra gafletin neticesinde artık tövbe etme alışkanlıklarını da yitiriyorlar. Günah işliyor, sıradan hayatına devam ediyor. Bir daha günah işliyor, sıradan hayatına devam ediyor. Bir müddet sonra işlediği haramlar sıradanlaşınca artık onun hayatını ve maneviyatını işgale başlıyor. Bir müddet sonra haramların hiçbir şekilde iç aleminde onu rahatsız etmediği, hayır işlediği zaman da o hayırdan dolayı mutlu olmayan bir insan kişiliği ortaya çıkar. Özellikle bu emperyalist veya materyalist toplumlarda çok yaygındır. Bugünkü genç nüfusa sorarsanız mutlu musun, mutluluğun ne olduğunu bilmez. Neden? Çünkü Allahu Teala'ya karşı bir masiyet içerisinde, bir isyan içerisinde hiçbir şekilde tövbe ve istiğfar etmeyen, hiçbir şekilde kendini sorgulamayan, yaptığı yanlış ve hatalardan dolayı Allahu Teala'ya iltica etmeyen bir insan topluluğu ortaya çıkmış. Kendisine deist, kendisine komünist, kendisine ateist, kendisine hayvanvari iki ayaklı öküz inek şeyi gibi gören, işte biz de hayvanız, iki ayaklı hayvanız deyip de kurbana karşı olduğunu söyleyenleri pankartlarda görmüşsünüzdür. O tarz insanlara Allahu Teala mutluluk vermiyor, saadet vermiyor. Sebebi onların Rabbine verdikleri sözlerinden gafil olmalarıdır. Onun için tövbe kavramı şer'i istilahta şöyle bir anlamı vardır. Çirkinliği sebebiyle günah ameli terk edip yaptığına pişman olmak ve bir daha dönmemeye azmetmek. Günah şayet zulüm nevinden ise kulun hakkını ödemek, o şekilde ona iade etmek ve hak sahibinden helallik ve af dilemektir. Şimdi bizde iki çeşit günah vardır, haram vardır. Biri kul hakkıdır, biri de Allahu Teala'nın hakkıdır. Tabiri caizse Türkçesiyle kamu hakkıdır ki Allahu Teala yani hepimizi yoktan var edendir ve bizim üzerimizde hak sahibi olandır. Eğer kul Allahu Teala'ya karşı işlediği günahları ise Rabbine dönerek istiğfar ve tövbe edecek. Allahu Teala dilerse onun samimi bulursa affedecek. Ama insanların bazen zulüm olan birinin hakkına girmek, birinin malını gasp etmek, birini sövmek, birine küfür etmek, birinin gıybetini dedikodusunu birine çamur atmak, birine iftira atmak gibi fiiller ise o zaman o tövbenin kabul şartı o adamın hakkını helal etmesidir. Yani o şartı Allahu Teala öne sürüyor. Hatta mesela Nebi Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Diyor ki Allahu Teala'nın yolunda fi sebilillah şehit olan ki şehitten daha güzel, şehitten daha şerefli bir mertebe yoktur. Nebi Aleyhisselatü Vesselam o makama kıpte etmiştir ve demiştir ki ben dilerdim ki Allahu Teala'nın yolunda şehit olayım. Bir daha dirileyim gene şehit olayım, bir daha dirileyim gene şehit olayım, bir daha dirileyim gene şehit olayım. Hatta bunu kıyamet günü şehitler bile yeryüzünde hiçbir cennetlik Müslüman dünyaya dönmek istemeyecek şehit müstesna. Neden? Allahu Teala ona lütfu, ona bol bol vermesinden dolayı. Ama lakin Ebu Davud'da geçen bir rivayette Nebi Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Diyor ki şehidin kul hakkını da Allah üstlendi. Yani o bile silinmiyor. Şehitten bile silinmiyor kul hakkı. Ama günümüz Müslümanları hiç buna dikkat etmiyor. Aynı keza Abdullah İbni Mübarek Rahimullah o da der ki tövbe için başka şartlar da vardır. İleri sürmüş ve şöyle demiştir. Bir insanın tövbesinin kabulü şuna dayalıdır. Ne demet etmek, bir daha dönmemeye azmetmek, kul hakkını ödemek, farzlardaki zayi ettiklerini eda etmek, haramla beslenen bedenden o maddeleri eritip yerine temiz maddeler gelinceye kadar üzüntü ve kedere boğulmak, nefsine ve günahın lezzetini tattırır gibi itaatın elemini, ibadetin elemini de tattırmak demiştir. Yani bir insanın tövbe şartı budur. Peygamber aleyhissalatü vesselam tövbeyi o kadar çok önemsemiş ve sahabe topluluğuna tövbeyi o kadar çok övmüştür ki
kendisi bile demiştir, ben bir rivayette 70 sefer, bir rivayette 100 sefer istiğfar ve tövbe ederim. Siz de edin ki Allah-u Teala sizi de affetsin. Yani gerçekten bizim tövbe etmemiz gerekiyor. Gerçekten şu böyle bu gaflet uykusundan, bu dünyaya aşırı dalmaktan, dünya peşinde koşmaktan, dünyanın sefasını, dünyanın güzellikleri peşinde koşarken kendisini Rabbinden geri bırakmaktan insanın bir an önce dönmesi gerekiyor. Vallahi ömür eriyip gidiyor. Vallahi zaman bittikçe gidiyor. Her geçen gün biz ölüme bir adım yaklaşıyoruz. Hayattan ve dünyadan bir adım uzaklaşıyoruz. Sadece biz bunu Azrail Aleyhisselam'ı görünce tam anlamıyla kanaat edeceğiz, iman edeceğiz ve net o zaman anlayacağız. Yalnız o gelinceye kadar hep şeytan bizi aldatacak, bizi bir şekilde bundan gafil bırakmaya çalışacak. Onun için Sahih Buhari ve Müslim Müttefikun Aleyh verdikleri bir rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Vallahi innis teğfirullah ve etubu ileyhi fil yevmi ekthere min seb'ine mer'a diyor. Allah'a kasem olsun ki ben günde 70 kereden fazla Allahu Teala'ya tövbe ve istiğfar ederim diyor. Nebi aleyhissalatu vesselam ki mahsum olan, ismet sıfatı olan, günah işlemeyen, hatada bile bulunmayan, hatada bulunsa dahi Allahu Teala tarafından uyarılan ve kendisi düzeltilen bir peygamber ve resul ve nebi. Allah-u Teala'nın cennetle müjdelendiği ve kesinlikle cehennemi bile sadece görme sebebi oraya orayı görmek, oradaki hali ve durumu anlamak açısından gördü. Bir insan bile günde 70 sefer Allah-u Teala istiğfar ediyorsa demek ki bizim milyonlarca defa gece gündüz her an her saniye Allah-u Teala istiğfar edip hatalarımız üzerine düşünmemiz lazım. Ya her Müslümanın aslında günde bir yarım saatini muhasebeye ayırması gerekiyor. Yatarken şunu kendisine soracak. Ben bugün Allah için ne yaptım? Ben bu ay Allah için ne yaptım? Şu hafta Allah için ne yaptım? Acaba ben şu anda ölürsem cennete mi cehenneme mi giderim? Eğer ben şu anda ölecek ve yarın mizana çıkarılacak olursam Allah-u Teala'nın hoşnut olduğu bir amel mi işliyorum? Yoksa ben masiyet üzerine bir insan mıyım? Bunu kendisine sorması gerekiyor. Çünkü o gün gelecek yani. O gün çok korkunç bir şekilde gelecek. Biz tabiri caizse bazen böyle sosyal medyada fotoğraflar paylaşıyorlar, yazıyorlar, diyorlar ki sen öldükten yarım saat sonra seni sevenler, senin için ağlayanların durumu hepsi yemek yiyor. Yani bu ne demek? Sen ne olursa olsun insanoğlu ölünceye kadar, öldükten sonra artık yalnızdır. Ve mahşere kadar ve Allah-u Teala'nın huzuruna çıkıncaya kadar da yalnızdır. Ondan sonra eğer ameli onu kurtarırsa ki o amel de salih ve hasen olursa, Allah-u Teala'nın hoşnut olduğu bir amel olursa kendisini kurtarır. Eğer öyle değilse zaten helak olup gitmiştir. Onun için Allah-u Teala Nur suresi 31. ayet-i kerimede gene bize sesleniyor. Kendisine iman eden, Müslüman olan, hataya düşen kimselere diyor ki قال الله تعالى في كتاب الكريم وَتُوبُ إِلَى اللّٰهِ جَمِيعًا. Hepiniz Allah-u Teala'ya toptan istiğfar ve tövbe edin. Anlıyor musunuz? وَتُوبِ إِلَى اللّٰهِ جَمِيعًا اَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ diyor. Hepiniz topluca, günahkarca davranışlarınızdan dolayı Allah'a tövbe ediniz. Yöneliniz ki kurtuluşa hem dünyada hem uhrevi alemde mutluluğa erebilirsiniz diyor Allah-u Teala. Yani Allah-u Teala Müslümanın kurtuluşu, Müslümanın affı, Müslümanın huzurunu gene tövbe ve istiğfara bağlıyor. Gerçekten bizim, yani ben bilmiyorum bugünün insanları nasıl düşünüyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam sahabe topluluğuyla oturduğu zaman diyor ki vallahi diyor benim gördüğümü, benim duyduğumu, benim işittiğimi, benim şehade ettiğimi, benim yaşadıklarımı siz görseydiniz hiç gülmez, çok ağlardınız. Çünkü Nebi aleyhissalatü vesselam cehennemi gördü, cehennemin azaplarını gördü, kabir hayatını gördü. Günahkar insanların, Allah-u Teala'nın, onların melekleri, yani o yani böyle zebbani dediğimiz melekler cennet nasıl muamelelere tabi tutulduklarını gördü. O korkunç sahnelerin hepsini yani müşahede etti, gözleriyle şahit oldu. Peygamber aleyhissalatü vesselam biliyordu ki bizim ölümle beraber başlayacak muazzam bir sorgu, muazzam bir hüzün, muazzam bir dert, keder ve çillet sürecinin başlayacağını. Bazen böyle günahkar olan, asi olan kullar meşhur lafları, ölsek de kurtulsak. Demek ki o insan bu dinin yarınını bilmiyor. O insan demek ki Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de ve Muhammed aleyhissalatu vesselam gayr-i matlub vahide bildirdiği kabir hayatını, kabir sürecini ve kıyameti, cenneti, cehennemi, o nekir ve münkeri, o sorgu meleklerini, o zebanileri, o
Yani o sorguya tutulacağı süreçleri bilmiyor ki, sanıyor ki öldüğü andan itibaren adamı hemen böyle altından bir tabuda koyup cennete fırlatacaklar. Ya da adam çok günah işliyor, tövbeden ve istiğfardan bahsediyorsun. Ne olacak hoca? Yanarız da cezamızı çekeriz de çıkarız. Ya be mübarek, sen bu dünyada neye dayanabiliyorsun ki cehennemin o azabına dayanabilirsin? Mesela Nebi Aleyhisselatü Vesselam sadece bir insanın kasten terk ettiği bir namazdan dolayı cehennemde karşılaşacağı azaptan bahsedince bile insanın dikenleri, tüyleri diken diken oluyor. İnsan korkunç bir sahneyi o anda hissedebiliyor. Bir insan yani gerçekten biraz düşündüğünde ne kadar korkunç olduğunu anlayabiliyor. Cehennemi müşahede mi etmek istiyorsun? Git abi bir kaynar suyu kafandan aşağı dök, o vücudunun o sıyı hissettiği zamanki acı ızdırabı sana hatırlatır, anımsatır. O zaman dersin vay be, biz bu suya dayanmazken acaba o milyon derecelik cehennemin kaynayan irinden, insan iltihabından, insan etlerinin erimiş halinden kaynaklanan o nehirlerinde, o dehlizlerinde, o havuzlarında, o su şeylerin altında biz ne kadar dayanabileceğiz? Veya biz bu dünya hayatında rahat, güzel bir şekilde kalın halıların üzerinde 2 rekat, 5 vakit namaz kılmaya bile tenezzül edemez iken, naylondan veya katrandan, asfalttan yapılmış, kaynatılmış halde olan seccadelerin üzerinde veya o ne diyorlar, köz ateş haline gelmiş saçların üzerinde vakit namazlarını bir insan cehennemde nasıl kılacak? Onun için gerçekten buna çok dikkat etmek lazım. Allahu Teala Meryem suresinde ve nice ayet-i kerimelerde hepiniz oraya mutlaka sakara yaslanacaksınız diyor. Hepiniz o cehenneme gidecek, göreceksiniz. Kiminiz orada azap içerisinde kalacak, kiminize de Allahu Teala kaybettiği, kurtulduğu azabı gösterecek. Ama mutlaka hepiniz oraya gideceksiniz. İşin çok garip bir yanı var. Hepimizin istisnasız cehenneme gideceği kesin iken hangimizin çıkacağı meçhuldür. Öyleyken bizim tövbe ve istiğfar etmemiz lazım. Öyleyken bizim hayatımızı bir gözden geçirip var mı bizim yanlışlarımız, var mı bizim Allahu Teala'nın hoşnut olmadığı davranışlarımız, bir an önce tövbe ve istiğfar ederek elimize çeki düzen vermek lazım. Çünkü Allahu Teala hepiniz toptan, hepiniz ihlas ile nesuhi bir şekilde Allahu Teala'ya tövbe edin, Rabbinize dönün. Yani bir şekilde artık dönün, dönüşünüzü yapın. Yoksa bu işin sonu yok. Bu işin sonu şu dünya hayatında biz yaşıyoruz, eğleniyoruz. Kimimiz iş hayatı üzerinde hesaplar yapıyor, kimimiz evlilik hesapları yapıyoruz, kimimiz şunu, kimimiz bunun, ama çok garip bir durum var. En büyük hesabı Rabbül Alemin yapmış zaten. Hepimiz hakkında kaderi belirlemiş, bizi bekleyen süreçleri belirlemiş, her şey yeri yerine oturmuş. İnan ben size bir şey söyleyeyim, şu dünyayı kafaya hiç takmayın, zaten kaderde olan işliyor. Ama ahireti kafanıza takın, çünkü asıl mesele ölümden sonra başlıyor. İşte insanın onu anlayabilmesi lazım. Onun için Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de başka bir ayet-i kerimede قال Allahu Teala İstagfiru Rabbukum thumme tubu iley. Hepiniz diyor Rabbinize günahlarınız için bağışlanma dileyin ve sonra tövbe ve pişmanlık tavrı içinde ona yönelin. Hud suresi 3. ayet-i kerime. Allahu Teala böyle buyuruyor. Yani diyor ki önce istiğfar edin. İstiğfar nedir? Günahlarımızdan dolayı pişmanlığımızı ortaya koymamız, nefsimizi yermemiz, nefsimizi hakir görmemiz, nefsimizin aslında temize çıkmaması gerektiğine kanaat etmemiz. Çünkü insanoğlu çok farklı bir vasfı ve özelliği vardır. Hep günahlarını örtmeye, kendi nefsini temize çıkarmaya çalışır. Ama Allahu Teala nefsi temize çıkarmayın diyor. Nefsi yerin, nefsi aşağılayın. Siz Rabbinize yönelin. Tam bir teslimiyetle istiğfarda ve tövbede bulunun ki Allahu Teala da sizi affetsin. Nitekim Tahrim 8. ayet-i kerimede de قال Allahu Teala diyor ki يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا تُوبُوا اِلَّ اللّٰهِ تَوْبَاتًا نَسُوحًا diyor. Ey iman edenler, tam bir pişmanlık ve gönül huzuru içinde gösterişten uzak ölçüde Allah'a nesuhi olarak tövbe edin diyor Tahrim 8'de. Şimdi bazı insanlar vardır, yapmacık tövbe eder, astagfirullah, astagfirullah der ama aslında içinde hiçbir istiğfarlık durum yok. Bazı insanlar vardır, ya biz çok günahkarız, Allah beni affetsin. Ben çok öyle insanlarla tanıştım geçmişte. Adam gülerek günahlarını anlatıyor. Çok biz tövbe ettik ama neler yaptık ne? Ben dedim, Brian Peck de tövbe etmişe benzemem. Övüyorsun yani dedim, bizi teşvik ediyorsun haramı. Diyorsun kalkın siz de bu işi yapın. Böyle tövbe mi olur? Tövbe dedim, insan hatırlayınca utandığı yerin dibine girdiği haldir. Demek ki övüyorsan bu bir tövbe değil dedim, yani kendini kandırma. Gerçekten de meselen aslı budur. Ayet-i kerimede de bildirilen budur. Yani Müslüman pişmanlık için, tam bir pişmanlık ve gönül
huzuru içinde derken yani bu pişmanlığın yanında bir de Rabbine tam bir teslimiyet ve tevekkül olması gerekiyor. Ama vallahi billahi tallahi günümüz Müslümanları yani tabiri caizse bizde bir deyim vardır. Buradan girer, şuradan uçar. Hiçbir şekilde yarın ben size bir şey söyleyeyim. Vallahi biz Allah-u Teala huzuruna çıktığımızda Rabbim şu dünya hayatında öyle bir mizan, öyle bir imtihan kurmuş ki hep önümüze dünya ve ahiret, dünya ve ahiret şıkları gelmiştir. Biz hangi düğmeye basmışsak o yolda ilerlemişiz. Çoğumuzun da eminim ki dünya ve ahiret deyince hep dünya, 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 nereye kadar dünya? İşin garip yanı zaten dünyada ilerleyen tam dünyanın meyvesini göreceği yerde eğilir, bükülür, yaşlanır, elden ayaktan kesilir, ömrün geri kalanını da hastanelerde, darul azzelerde, fakru zaruret içerisinde, derdu keder içerisinde, pişmanlık içerisinde geçirir. Hatta ben mesela geçmişte tanıştığım böyle adam 90 yaşında gelip pazarda mal satıyor. Yani yüzünde İslam'dan bir nur yok. Ben diyorum ki abi sen namaz kılıyor musun? Yok oğlum. Niye kılmıyorsun? Ben gençken kılmadım. Şimdi diyor istiyorum da olmuyor. Yani Allah-u Teala insan gençken imkanı ve olanağı varken alimler nasihat edip öğüt verdiğinde yapmayan adama Allah-u Teala yaşlanınca da nasip etmiyor. Bir tanesi vardı diyordu ki ya ben fuhuş her pis ayağı var diyordu ki bana diyordu ben hele emekli olayım pişman ne emekli olunca diyor ben karar vermişim diyordu. Emekli olduğum zaman ilk alacağım maaşla ümreye gideceğim orada tövbe ve istiğfar edeceğim ve geçmişime bir çarpı atıp bundan sonraki ömrümü Allah-u Teala'ya vahfedeceğim. Vallahi dedim sen bugün düzelmezsen yarın da düzelemezsin. Çünkü sen dedim sümaşa sanki Allah-u Teala ile alay ediyormuşçasına bir tövbe anlayışı ortaya koyuyorsun. Diyorsun ki ben gençliğimin hepsini fuhuş, pislik, necaset Allah-u Teala ile hiç bağı olmayan bir necis, leş gibi bir yaratık gibi geçireceğim. Ama ölüm bana yaklaşınca da böyle bir tövbe edeyim, sofu ayaklarına yatayım böyle de paçayı kurtarır mantığıyla bakmıyorsan zaten niyet baştan kokuştuğu için Allah-u Teala sana o fırsatı vermeyecek. Çünkü Allah-u Teala insanların amellerinde ve fiillerinde de kesinlikle niyete bakar. Niyet çok önemli bir kavramdır. Mesela ben desem ki 3 gün sonra namaza başlayacağım Allah-u Teala nasip etmez. Çünkü ben Allah'a şart koşuyorum. Sümme aşa sanki Allah-u Teala bana yalvarıyor ben namaz kılayım, ibadet edeyim diye. Ben o mantıkla meseleyi tahlil ediyorum. Böyle yaptığım zaman Rabbim bundan hoşnut olmaz. Kul dedin mi bir hata işlediği anda pişmanlığını ortaya koyar. Biz daha önceki derslerimizde şeytan ile Adem Aleyhisselam'ın kıyasını yaptığımız zaman ne dedik? Dedik ki Adem Aleyhisselam haramı işlediği anda o hatayı yaptığı andan itibaren haram değil hatayı yaptığı andan itibaren hemen tövbe-i nesuha yönelmiştir. Ve pişmanlığını hemen ortaya koyup ne şeytanı suçladı ne şeytanın oyun ve hilesini dile getirdi. Rabbim ben nefsime zulmettim. Ben seni dinlemedim o yalancıya kandım. Diyerek hemen kendini yerdi. Kendi nefsini yerip Allah-u Teala'ya nesuhi bir tövbede bulundu. Allah-u Teala da tövbesini kabul etti. Onu dünyadan gönderdi. Cennetten gönderdi dünyaya. Artık bundan sonra imtihan ve meşakkat yerin burasıdır dedi. Şeytan tövbe etmedi. Şeytan çok çok sonraları yani artık kıyametin yaklaştığını anlayınca onu bekleyen korkunç azabı görünce birkaç defa tövbeye girişti ama her tövbe girişiminde de nefsini temize çıkararak değil. Hep korku ve endişe içerisinde akıbetini gördüğü için tövbeye kalktı. Allah-u Teala da o tarz bir tövbeye tenezzül etmedi. Ondan tövbe de kabul etmedi. Şeytan gidip Allah-u Teala'ya yalvarıp dua ettiğinde ne dedi? Adem'i yaratmasaydım ben sana isyan etmezdim. Yani Adem suçlu. Adem ne yaptıysa Adem yaptı. Benim bir suçum yok. Ben zaten sana ibadet eden bir kuldum. Ben 20 bin yıldır, 30 bin yıldır senin meleklerinin bile hocalığını yapan, onlara senin vasıf ve niteliklerini, tezbih ve tahlilini yaptıran bir hoca iken beni Adem bu hale düşürdü. Kendi kibrini, kendi riyasını, kendi amelinin büyüklüğünü, kendi vasfını böyle kendisini böbürlenmiş, kibirlenmiş, kendini bir nimetten sayan halini değil de daha çok yaratılan ama hiçbir suçu olmayan Adem Aleyhisselam suçluydu. Ve ondan dolayı Allah-u Teala onun tövbesine asla icabet etmedi. Hatta deniliyor ki Hazreti Musa Aleyhisselam Tur Sina'ya çıktığı zaman şeytan yaşlı acuze bir adam suretinde ona gözüküyor. Ve diyor ki ey Musa Allah-u Teala ile konuşan Kelimullah sen değil misin diyor. Evet diyor Rabbime de ki eski bir kulun istiğfar etmek, tövbe etmek istiyor. Hazreti Musa Aleyhisselam unutuyor. Tur Sina'da 40 gün ve 40 gece kaldıktan sonra döneceği zaman Rabbül Alemin diyor ki ey Musa diyor o kuluma söyle ki gitsin Adem'in ölüsüne secde etsin ben onu affettim. Gitsin Adem'in ölüsüne kabrine secde etsin
Ben onu affettim. Gelip on aynı surette, aynı şekilde şeytan geliyor. Peki Rabbim benim için ne dedi? O zaman onu söylediğinde anlıyor ki iblistir. Lanetlenmiş şeytandır. Diyor ki ey şeytan diyor. Allahu Teala dedi ki Adem'in ölüsüne, kabrine secde etsin, ben onu affettim. O zaman elinin tersini şey yapıyor. Diyor ki dirisine secde etmediğimin ölüsüne mi secde ederim diyor. Bakıp arkasını dönüp gidiyor. Onun için ayet-i kerimelerde dikkat ederseniz Allahu Teala tövbe kavramından bahsederken nesuhi olarak bahsediyor. Nesuhi tövbe, yani samimiyetle. Yani sanki Allahu Teala ise Allahu Teala bizi görüyor, bizi biliyor. Her bizim şah damarımızdan, her şeyimizden bize daha yakındır. Allahu Teala bugün değil 10 sene sonra ne yapacağımızı biliyor. Allahu Teala bizi gördüğü gibi biz de eğer o şekilde ona kanaat iman ile desek ki Rabbim biz de Rabbimizi görüyoruz. Ona istiğfar ve tövbe ediyoruz. Ona yöneliyoruz. Dediğiniz zaman işte bu nesuhi tövbe olur. Kulun tövbesine Allahu Teala mutlaka ne yapar, icabet eder. Başka bir rivayette de عن أبي هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول diyor ki Ebu Hureyre'den rivayet olundu, o da diyor ki ben Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'dan işittim, o da şöyle buyurdu vallahi inni lestagfirullah ve etubu ileyhi fil yevmi ekser min 70 mer'a diyor. Allah'a yemin ederim ki ben günde 70 defadan fazla Allahu Teala'dan beni bağışlamasını diler ve çok çok tövbe ve istiğfar ederim buyurdu. Bunu da Buhari Davet 3'te bu şekilde dile getiriyor. Yani Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabe topluluğuna tövbenin önemini, tövbenin vasıflarını anlatırken kendisinin bile 70 sefer tövbe ve istiğfarda bulunduğunu, yani ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu ümmet, bütün Müslümanlar tırnağı bile olamaz. Çünkü gerçekten Allah-u Teala'nın hoşnutluğuna sahip bir insandı. Allah-u Teala ondan razıydı. Razı olduğunu Kur'an'da da açık bildirmiştir. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam yaşantısıyla, mücadelesiyle, ibadetiyle, takvasıyla, zühdüyle, ahlakıyla, her şeyle en mükemmel insandır. Bizim en güzel örneğimizdi. Ve gerçekten şu bir gerçek ve hakikat ki Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın imanına yeryüzünde erişebilecek bir beşer yok. Olamazdı. Çünkü Allahu Teala onu terbiyesinde büyüttü. Onu hiçbir pisliğin, necasetin bulaşmamasını da sağlattırmıştır. Onun için o Nebi Aleyhisselatü Vesselam Ebu Hureyre'den gelen rivayette ve diğer farklı rivayetlerde de kendisinin 70 sefer istiğfar ettiğini, tövbe ettiğini, sürekli Allahu Teala'ya bağışlanma dilediğini söylüyor. Allah için ama bana bir adam çıksın desin ki valla hocam namaz haricinde hatırladıkça günahlarımı istiğfar ediyorum. Sonra kendimi azmettirerek diyorum ki ya yeter artık, bu şekilde bir hayat olamaz. Bir Müslüman bu kadar uyuyamaz. Bir Müslüman bu davadan ve dininden bu kadar gafil bir hayat süremez diyebiliyor muyuz? Diyorsak biz Allah'ın izni ve inayetiyle Allah'ın hoşnutluğuna, Allahu Teala'nın rızasına müstahak insanlar oluruz. Ama abi bugün ben yeryüzüne bakıyorum. Afrika'dan tutun Asya'ya, Asya'dan tutun Avrupa'ya, Latin Amerika'ya, dünyanın dört bir yanında Çin'e kadar, Rusya'dan bilmem nereye kadar, yeryüzünde nerede bir İslam ümmeti varsa mazlum, mustazaf, kan, gözyaşı, zulüm, istibdat, vahşet, cinayet, katliam, her şey başımıza eserken biz burada hayatımızı sürüyoruz, sefamızı sürüyoruz, keyfimizi sürüyoruz, biz hala tahtillerin hesaplarını, pikniklerin, partilerin hesaplarını yapıyoruz. Sonra kıyamet günü Allahu Teala huzuruna çıktığımız zaman bu insanlar da bizim yakamıza sarılacak. Yapışmayacağını mı sanıyorsunuz? Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın risalet davasını üstlenen ve onu ta Afrika'dan Asya'ya, Asya'dan da Avrupa'ya kadar götüren o sahabe topluluğu, o işkencelerden geçen Hazreti Bilal, Hazreti Ammar, Hazreti Habbab, o serveti ve zenginliği bırakıp Medine'de çuldan bir elbisenin içerisinde şehit olan Hazreti Mus'ab'a kadar hepsinin bizden davacı olmayacağını mı sanıyorsunuz? Ben bir dava için mücadele veriyorum, benden sonrakiler ihanet ediyor. Ben bile davacı olurum. Onlar da bizden davacı olacak. Bugün İslam yeryüzünde kalmadı ki. İslam'ın neredeyse bütün varlığı çekilmiş yeryüzünden. İnsanlarda kendisine İslam'a nispet edenlerden namus, din, ahlak hiçbir şey kalmamış. Vallahi bazen alimler derdi ki eğer Hazreti Ebu Bekir ve Ömer, Hazreti Osman ve İmam Ali ve sahabe, tabi'in topluluğun alimleri veya o dönemin Müslümanları gelseydi bize münafık muamelesi yapardı. Doğru söylüyor. Bazen Nebi Aleyhisselatü Vesselam sahih hadislerde münafıkın alameti dediği şeyleri ben çevremde her insanda görüyorum.
Herkes yapıyor. O hale gelmişiz. Ağzımız, bak ağzımız İslam, yaşantımız gerçekten böyle tabi Muaz bin Cebel'in dediği gibi yani görüntümüz artık küfrün görüntüsüne dönmüş. Giyimden, kuşama, ev ahlakımızdan, evimizin tasarısına, sanatına kadar her şeyimiz gayri İslami, ağzımız İslam. Allah-u Teala dille değil, birebir amelden olan ister. Herkes amelinden sorumludur. Bugün biz, yani eğer dille olsaydı, bak ben sana açık söyleyeyim, eğer maşallah, inşallah ile olsaydı Adnan Oktar cennetlikti değil mi? Ama dünyanın fuhuş ve pisliğini yapıyordu. Hem de Allah-u Teala ile sümaşı alay edercesine yapıyordu. Ve yani her fuhuşu, her pisliği, her çirkinliği, her masiyeti, kötülüğü, fuhuşu yapıyorlardı. Allah'ın adını da kullanıyorlardı. Sonra kendi sapıklıklarını ve sapkınlıklarını İslam'a mal etmek için diyordu ki adam sohbetinde, diyordu ki Hazreti Davud aleyhisselam bir efendi, bir adam dinlerse kravat takıyordu diyor. Yani niye? Kendi küfrünü meşrulaştıracak dinin içerisinde. Onun için istiğfar kavramı, tövbe kavramı, insanın günahlarını kabullenme, o günahlarına karşı durması, hatalarını kalkıp dinleştirmeden o hatalardan vazgeçmesi onun erdemidir. Onun vasfı ve güzelliğidir. Onun için aynı keza başka bir rivayette An Yaser Münazi Muzani radıyallahu anh قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإن أتوب في اليوم مئة مرة diyor. Yaser bin Muzani diyor ki radıyallahu anh ben Resulü aleyhissalatü vesselam'dan işittim. O şöyle buyurmuştu. Ey insanlar Allah'a tövbe edin. Yani istiğfar edin. Ondan affedilmeyi isteyiniz. Çünkü ben günde 100 defa tövbe ve istiğfar ederim demiştir. Bu da başka bir rivayet. Yani Nebi aleyhissalatü vesselam sahabesine açık ve net olarak ne diyor? Diyor ki ben günde 70 sefer, 100 sefer istiğfar ve tövbe ederim. Yani burada aslında sayı olarak değil, çokça istiğfar ettiğini söylüyor. Çünkü Nebi aleyhissalatü vesselam buradaki 70, yani 70 veya 100'e 100 kelimesini kullanmadaki kastı, yani burada 100 defa tam değil veya 70 defa tam değil. Aslında Nebi aleyhissalatü vesselam sürekli istiğfar ediyordu. Sürekli istiğfar ediyordu. Sürekli tövbe ve istiğfarda bulunuyordu. Hatta bazı Abdullah İbni Mes'ud bir gün mescide gittiği zaman bir topluluğun böyle bir zikir uydurduğunu görüyor. Onlara kızıyor, diyor ki siz bırakın onu istiğfar etsenize diyor. Alın elinize şeylerinizi, Allah-u Teala istiğfar edin, tövbe edin. Günahlarınızı sayın, günahlarınızı hatırlayın. Bu nedir uydurduğunuz? Peygamber aleyhissalatü vesselamın ve onun dostlarını yapmayıp da sizin böyle Allah'a ulaşmak için uydurduğunuz bu ibadet, bu zikir, bu şey nedir diyor yani. Bırakın onu. Eğer yapacaksanız bol bol istiğfar, günahlarınızı açık ve net olarak bir şekilde ilan edin, kendinize çeki düzen verin diyor. Aynı keza Resulü aleyhissalatü vesselamdan an Ebi Hamzete Enes İbni Malik Ensari radıyallahu anh خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال diyor ki Enes bin Malik peygamber aleyhissalatu vesselam hadimiydi. Hadim ne demek? Hizmetçisiydi. Yani babası Allah ondan razı olsun. Oğlu 10 yaşına gelince Nebi aleyhissalatu vesselam kapısına getirdi. Dedi ki ya Resulullah biz iman ettik. Ailemiz de iman etti. Kabilemiz de iman etti. Bu çocuğun senin terbiyende, senin evinde büyümesini istiyorum. Sana hizmet etsin. Ne ihtiyacın varsa onu gönder yaptır. Evin ihtiyacı, yani hanımlarının, annelerimizin ihtiyacı ne varsa bu çocuk emrinizde. 10 sene boyunca Hazreti Enes Peygamber aleyhissalatü vesselamın evinde kalmış. Resulü aleyhissalatü vesselam vefat edinceye kadar. Kendisi de Peygamber aleyhissalatü vesselamdan çok hadis rivayet eden biridir. Sonuçta peygamberin öğrencisidir. Nebi aleyhissalatü vesselamla büyümüş. Kendisi de diyor ki, tövbeyle alakalı قال diyor قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله افرح بتوبات عبده من احدكم سقات على بغيره فقد اضلوه في الارض فلاح diyor. Nebi aleyhissalatu vesselam diyor ki kulunun tövbe etmesinden dolayı Allah'ın duyduğu memnuniyet, hoşnutluk, sevinç birinizin ıssız bir çölde kaybettiği devesini bulduğu zamanki sevinç ve coşku kadardır diyor. Yani Allah-u Teala bir kul günahlarından vazgeçip tövbe ettiğinde Allah-u Teala o kadar çok sevinir ki diyor. Yani diyor biriniz diyor düşünün çölde diyor
suyu, yemeği, her şeyi deveye yüklemiş, ağaca bağlamış. Bir ağacın gölgesinde uykuya dalmış, gözünü açtığında deve yok. Koşmuş sağa, koşmuş sola, koşmuş oraya, hiçbir yerde hayvan yok. Artık ölümü bekleyen bir adam çaresiz bir şekilde gidiyor, aynı ağacın altında uzanıyor, kendini ölüme bırakıyor. Bir müddet öyle kalıyor, bir gözünü açıyor, bakıyor ki devesi orada. Bu adam ne kadar mutlu oluyorsa Allah-u Teala bir kul hatasından vazgeçince o kadar mutlu olur diyor. Yani bu ne demek? Allah-u Teala bizden bu derece tövbe bekliyor. Bu derece istiğfar bekliyor. İnan ben size bir şey söyleyeyim. Bugün genç olabiliriz ama 20 sene sonra hepimiz yaşlıyız. Çünkü bundan 40 sene önce dedelerimiz babalarımızın yaşındaydı. Babalarımız da belki bizim yerlerimizdeydi. Bugün tam tersine döndü. Sıra bizde. Yani tabiri caizse Allah-u Teala kime ne mühlet, ne miat vermişse o gün, o saat, o saniye geldiğinde o miadını dolduracak, gidecek. Önemli olan nedir kardeşlerim? Bizim kendimize dikkat etmemiz, kendimize çeki düzen vermemizdir. Buhari davet 4'te Müslüm'ün birde, tövbe birde verdiği bir hadis. Ve fi rivayetu lil muslimi vallahu eşeddu feraha ferahan bi tevbet abdihi, diyor ki Allah-u Teala'nın bir kulunun tövbesine duyduğu sevinç, Allah'ın duyduğu hoşnutluk, ıssız çölde giderken üzerinde yiyecek ve içeceğiyle birlikte devesini kaybetmiş ve tüm ümitlerini yitirmiş halde bir ağacın gölgesine uzanıp yatan, derken devesinin yanında dikili verdiğini gören ve yollarına yapışarak aşırı sevincinden dolayı ne söylediğini bilmeyerek Allah-u Teala için diyor ki şöyle diyecek. Kale men şiddetul feriha. Allahümme ente abdi ve enne rabbuk. Ehtâe min şiddetul feriha diyor. İşte diyor ki o adam o kadar sevinecek. Allah'ım sen benim Rabbim, Rabbim ben de senin kulunum diyeceği yerde sen benim kulumsun, ben de senin Rabbinim diyen kimsenin sevincinden daha çok Allah-u Teala sevinir. Kimin? Bir kulun tövbesine, bir kulun nesuhi olarak Rabbine dönmesine karşılık olarak. Hatta Nebi aleyhissalatu vesselam Musa Abdullah bin Kays el-Eş'ari rahimullah, o da şöyle der. Anabi Musa Abdullah ibnul Kays Eş'ari radiyallahu anhum anin nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem kâle innallâhe azze ve celle yabusutu yedduhu bil leyli li yetubu musî'un nehar diyor. Bir kul diyor gece diyor bir günah işleyince Allah-u Teala gün ağarıncaya kadar onun tövbe etmesini bekler. Evet. Eğer diyor Allah gündüz günah işleyen kimsenin tövbesini kabul etmek için geceleyin rahmet elini açarak tövbeleri kabul eder. Gece günah işleyen kimsenin tövbesini kabul etmek için gündüz rahmet elini açarak günahları bağışlar. Güneş battığı yerden doğuncaya kadar yani kıyamet saatine kadar da Allah-u Teala böyle bu şekilde tövbeleri kabul etmeye devam edeceğini Nebi Ali aleyhissalatü vesselam açık ve net olarak bildirir. Bir rivayette de Allah-u Teala'nın tövbeyle alakalı an Ebi Abdurrahman Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma anin nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem kala inna allaha azza ve celle yakbalu tevbatel abdihi ma lem yugayr diyor. Yugayr diyor. Yani ölüm gıtlığa gelinceye kadar tabiri caizse can çekişinceye kadar Allah-u Teala kullarının tövbesini kabul eder, onlara icabet eder diyor. Tirmizi'nin davet 98'de bildirdiği üzerine. Yani görüyorsunuz kardeşlerim Nebi aleyhissalatü vesselam gerçekten çok muazzam hadisleri var. Allah-u Teala sürekli Müslümanları tövbe ve istiğfara, hatasından dönmeye, kendisine çeki düzen vermeye, bu şekilde bir hayat sürmemeye. Mesela ben size şöyle bir örnek vereyim. Yıllardır birbirimizi tanıyoruz. Oturuyoruz bu mecliste sohbetler ediyoruz. Bir araya geliyoruz. Bazen hayır çalışmaları, bazen beraber vakitler geçiriyoruz. Ama şu bir gerçek ve hakikattir. Yani burada konuştuğumuz her şey bizi kıyamete kadar bağlar. Bugün cahil bir adamla, bak cahil bir adamla bizim durumumuz asla bir değildir. Cahil bir adam mazeretini ortaya koyabilir diye diyor ki ben bir şey bilmiyordum. Ben hiçbir şey, bir alimle karşılaşmadım. Dinden hiçbir haberim yoktu. Sadece Müslüman olduğumu biliyordum. Öyle yaşadım. Ama biz ne diyeceğiz? Biz ne diyebiliriz sizce? Yani bizim ne tür bir mazeretimiz olabilir? Bu kadar sene beraber olduğumuz halde belki yüzlerce, binlerce mesele işledik. İnan YouTube'da ben bazen bakıyorum 1500 saate yakın sohbet var. 1500 saat ya. 1500 saat ne demek? O kadar konular işlemişiz ki tövbeyle alakalı 10 farklı sohbetimiz var. Her konuyla alakalı 10'ar 10'ar sohbetimiz var. Ve yıllardır birbirimize nasihat ediyoruz.
Ama ben bakıyorum ki gerçekten biz bazı meseleleri herhalde artık müşahede edemiyoruz. Meselelere vakıf olmak, meseleleri tahlil etmek yeteneğimizi kaybetmişiz. Artık dünyanın meşakkatı, şu İstanbul'un zorlukları bize galip gelmiş. Artık muhasebe kavramını bir kenara bırakmışız. Öyle yaşıyoruz. Layloy, layloy gidiyoruz. Bakalım sonumuz nerede bitecek. Onun için gerçekten bu meseleler üzerine düşünelim, tevekkül edelim. Hatamızı telafi için bir şeyler yapalım. Böyle yürümüyor kardeşlerim. Böyle de gitmeyecek. Vallahi bu masiyet, bu hatalarla, bu günahlarla biz Allahu Teala şu dünya hayatında nasuhi olarak bir tövbeyle dönüş yapmazsak yarın ölüm süreciyle beraber kabirde, kabir sonrası, mahşerde, mahşer sonrası, mizanda ve sıratta karşımıza çok büyük acı ve ızdıraplar olarak çıkacak. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Hiçbir zaman şunu da hiçbir zaman unutmayın. Allahu Teala bizi yarattı, başı boş bırakmamıştır. Allahu Teala bizi bir amaç ve gaye için yaratmıştır. Allahu Teala bunu Kur'an-ı Kerim'de açık ve net olarak biz cinleri ve insanları sadece ve sadece bize kulluk ve ibadet etsinler diye yarattık diyor Allahu Teala. Demek ki bizim yaratılış amacımız Allahu Teala'ya kalbu belada verdiğimiz sözümüz olan ibadet, abidlik, kulluk ve Allahu Teala'nın dinini, kelimesini yüceltmektir. Bunu yapmayan bir insanın mahşerde kıyamet günü büyük bir vebali var. En önemlisi çevremizde milyonlarca insan İslam'dan bihaber, batılın içinde boğuluyorlar, pisliğin içinde boğuluyorlar, haramların içinde boğuluyorlar. Namus, izzet, iffet, din diye bir kavram kalmamış. Ve yarın kıyamete gittiğimiz zaman da bu tanıdığımız herkes kıyamet günü bizden şikayetçi olacak. Diyecekler bu biliyordu, bize nasihat etmedi. Etseniz de düzelmeyecek ama o da onlara bir fırsat olacak. Onu da unutmamak lazım. Allah-u Teala hepimizden razı olsun. Rabbim bizleri Kur'an ve sünnetten, haktan ve tevhidden ayırmasın. İlahi salli ve selim ya Rabbi ala habibike Muhammed Mustafa ala ali kulli ashabi kulli ecma'in ve şuhedai ve salihin. Lillahi Teala el-Fatiha. Tamam, salavat Allah'ın sözü.